Merhaba değerli TV 2020 izleyicileri. Ben diyetisyen Merve Koç. Diyetisyen Merve Koç ile Sağlıklı Beslen, Sağlıklı Yaşa programına hoş geldiniz. Bu hafta bizlere değerli bir konuğum eşlik edecek. Kendisiyle birlikte sağlıklı beslenmeye dair farklı tarifler hazırlayacağız. Mehmet Şef bizlerle olacak. Evet Mehmet Şef, hoş geldiniz programa. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Nasılsınız? İyiyim efendim, sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün bizlere farklı tarifler hazırlayacaksınız. Evet. Sağlıklı beslenme ile ilgili olarak. İsterseniz başlayalım tariflerimizi hazırlamaya. Tabii efendim. Müsaade ederseniz ilk önce avokado yatağında bir somon ızgara yapacağız. Somon ızgara salatası yapacağız. Pratik, besleyici, lezzetli ve tok tutucu özelliklere sahip olan bu ürünümüz. Değerli izleyicimizin önünde yapacağız. Evet, aslında avokado ve somonda sağlıklı beslenmeye ilgisi olan ve diyet yapan bireylerin de sıklıkla tükettiği besinler. O yüzden siz de bu besinlere yer vermeye özen gösterdiniz sanırım. Kesinlikle. Dengeli ve besleyici bir ara öğün, aynı zamanda ana öğün yaratmak için bu iki ürünü birleştirerek izleyicimize bir şey sunmak istedik. Evet, avokado içerisinde bulunan faydalı yağlarla zaten beslenmemizde olmazsa olmaz. Hücrelerimizi yenilemeye de yardımcı olmaktadır aynı zamanda. Kesinlikle. Evet. İlk önce avokadomuzu, olgunlaşmış avokado, yumuşak olması çok önemli. Ortadan ikiye kesiyoruz. Olgunlaşmamış avokadolarımızı nasıl olgunlaştırabileceğimizle ilgili de püf noktası verebilir misiniz bize Mehmetçiğim? Tabii efendim. İzleyicilerimiz de evde mesela marketten aldığımızda olgunlaşmış avokado bulamıyoruz. Çok da sert oluyor ve tüketilmesi zor oluyor bu noktada da. O yüzden olgunlaşması da, yani çok ezilmiş kıvamda olmaması da önemli. Olgunlaşmış orta düzeyde olması, daha tüketilebilir olması açısından önemlidir. Şu an elimizdeki avokado tam olarak öyle. Tam yenilebilir bir kıvamda. Ne çok yumuşak ne çok sert. Bunu da marketten aldığımız zaman bir pirincin içine yatırırsak ya da sıcak bir ortamda brandırırsak 1-2 gün içinde bu aşamaya, bu seviyeye gelecektir. Yenilebilir hale gelecektir yani kesinlikle. Evet. Burada daha önceden ızgara ettiğimiz somonumuz var. Evet. Bundan somonumuzu bir parça gösterelim alıyoruz isterseniz. Tabii ki de. Şu şekilde. Somonda bizim için çok güzel bir protein kaynağı aslında. İçerisinde faydalı yağlar da bulunmakta, kalp sağlığımızı korumakta ve gelişim çağında özellikle çocuklarda da bilişsel fonksiyonların rol almasında da önemli bir faktör. Ve somona da beslenmemizde sıklıkla yer vermeliyiz. Biz diyetisyenler de zaten hep önemini de vurguluyoruz. Haftada en az 2-3 defa balık tüketmek durumundayız sağlığımız açısından. Evet, hazırlık kesinlikle aşamalarını da isterseniz gösterelim. Tabii izleyicilerimize de. İçerisine somon eklediniz. Evet, kırmızı soğan ekledim. Doğranmış, ince doğranmış. Ve biraz roka ekliyorum. Kırmızı soğan da antioksidan açısından da oldukça önemli. Evet efendim, hiç bıçak kullanmayarak herhangi elimizle bölebiliriz. Herhangi bir işlem yapmadınız, soteleme işlemi. Sadece somonumuz fırınlanmış. Evet efendim. Onun için diğer tüm ürünlerimiz çiğ bir şekilde kullanıyoruz. Çünkü pişen çoğu ürün aslında besin değerini kaybeder. Ne kadar az pişirirsek ürünleri o kadar iyi olur bizim için, besleyici olur. Evet. Sağlıklı beslenmede zaten pişirme teknikleri de kesinlikle oldukça önemli. İçerisindeki besin değerlerinin kaybolmaması açısından, vitamin, minerallerin kaybolmaması açısından. O yüzden hep vurguluyoruz. Siz de bu noktada hassassınız. Sağlıklı pişirme tekniklerini kullanmaya özen gösteriyoruz. Kesinlikle. Doğru pişirmek besinin içindeki yararlı maddeleri kaybetmemesi açısından çok önemlidir. Evet. Şimdi biraz da zeytinyağı ekliyoruz. Çok fazla aslında değil. Aslında pişirme teknikleri hem de tat açısından da oldukça önemli. Kesinlikle. Değil mi Mehmet? Kesinlikle. Çok pişmiş maalesef bizim ülkemizde çok tercih ediliyor. Sebzeler, etler çok pişiriliyor ve geriye yararlı hiçbir şey kalmıyor aslında. Buna dikkat etmek lazım evlerimizde yaparken. Az pişirmek her zaman daha iyidir. Özellikle sebzeleri. Evet. Çok hafif tuz ekliyoruz yaptığımız karışıma. Çok hafif karabiber ekliyoruz. Evet. Kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Şu an karışım haline getireceksiniz. Evet efendim.
Evet, somonlu, rokalı. Aslında balıklara da yine yeşil yapraklı sebzeler çok yakışmakta. Rokayla birlikte daha çok. Aslında balığın tadını daha ön plana çıkarmış oluyor muyuz bu yeşil yapraklı sebzeleri de kullanarak? Kesinlikle çok desteklediğini düşünüyorum. Kırmızı soğan da aynı şekilde. Balıkla evet, çok iyi giden ürünler. Çok hafif de limon sıkıyoruz bu karışımımıza. Evet. Karışımımız şu an hazırdır. Avokadoların ortasına koyacağım. Üzerine biraz daha zeytinyağı vereceğim ve servise hazırdır. Evet. Hazırlamaya devam edelim isterseniz. Avokadoların kabuklarını soymaya gerek var mı peki? Yok, çünkü bu sefer yiyen insana çok zorluk olacaktır. Hani aparatif olarak çok güzel bir sunumu vardır. Kaşıkla beraber servis evet, edildiğinde çok pratik bir yeme stili olacaktır. Evet. Aslında oldukça da besleyici bir alternatif olmakta. Avokado zaten içerisindeki lif oranının da yüksek olması sebebiyle uzun süre tokluk hissiyatı da sağlamaktadır. Bir porsiyonu bu şekilde değerlendirebilir miyiz? Yoksa bir tanesini mi bir porsiyon olarak değerlendirebiliriz? Bir tanesi bir porsiyon daha uygun olacaktır. Evet. Kesinlikle şu şekilde servis tabağımızı alıyoruz. Üzerine çok az zeytinyağı ve limon gezdireceğim. Evet. Ve görüntüsü de çok şık oldu aslında. Çok tatlı, şirin bir görüntüsü var bence. Evet. İsterseniz tabağımızı gösterelim izleyicilerimize. Limonu bol miktarda eklediniz. Dikkatimi çeken de o oldu aslında. Balık ve yeşilliklerle birlikte tabağımızı gösterin isterseniz. Şu şekilde. Evet. Bu şekilde. Avokado kaseleri diyebilir miyiz aslında? Kesinlikle. Somonlu evet, avokado kasesi. Somonlu avokado kasesi hazırladı Mehmet Şef bizim için. Aslında yapımı oldukça da pratik. Siz de evde pratik bir şekilde bir örnek veriyorum. Hızlı bir şekilde bir öğün yapmak istiyorsanız aslında tercih edebileceğiniz sağlıklı bir alternatif olacaktır sizin için. İçerisine farklı balık çeşitleri veya farklı bir protein kaynağı da ekleyebileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii, kesinlikle. İsterseniz ızgara tavuk da ekleyebilirsiniz. Ya da farklı balık türleri de ekleyebiliriz değerli izleyicilerim. Evet, üzerine isterseniz süslemek için farklı besinler de ekleyebilirsiniz. Kesinlikle. Tohumlar da ekleyebiliriz kesinlikle aslında. Evet, minik avokado kaselerimiz bu şekilde hazır. Ellerinize sağlık Mehmet Şef. Afiyet olsun. İsterseniz efendim, diğer tarifimizi de hazırlamaya geçelim birlikte. Hep birlikte geçelim efendim. Evet değerli izleyicilerim, diğer bir tarifimizi yapmaya geçelim isterseniz hemen. Evet Mehmet Şef, başlayalım isterseniz. İkinci tarifimizde bize neler hazırlayacaksınız? Efendim bugün sizlere mangolu, chia tohumlu, pancarlı bir salata hazırlayacağım. Kesinlikle bir yaz sonbahar lezzeti olacak. Evet. İçine biraz renkli cherry domates ve fesleğen de kullanacağım. Ve hardallı zeytinyağlı bir sosla yapacağım. Çok keyifli, pratik, lezzetli bir tarif olacak. Tamamıyla bir ara öğün. Evet. Besleyici, tok tutucu kesinlikle özellikleri olarak var. Meyvelerle zengin, hafif bir yaz salatası yapacaksınız. Kesinlikle doğrudur. Kullanacağımız malzemeler de yine sağlıklı meyveler ve sebzeler olarak kendini göstermekte. Kesinlikle. Evet. Hemen şu an ilk işlemimize geçiyoruz. Yıkadığımız marulları, iceberg marulları. Evet. Bir kasenin içerisine hiç bıçak kullanmadan elimizle kopararak ufak parçalar halinde içine atıyoruz. Evet, aslında daha çok zaten bıçak değdikçe vitamin, mineral kayıplarının olduğundan da bahsetmiştik. Kesinlikle. Siz de evde hazırlarken lütfen bu önemli noktalara dikkat edin ki beslenmemizde bu kıymetli gıdalardan olabildiğince faydalanalım. O yüzden bu detay önemli. Evet, evet, içerisine tatlandırmak için başka ne kullanacaksınız? Fesleğen atacağım ikinci sırada. Gene fesleğen yapraklarını ufak parçalara atıyorum. 1-2 yaprak yeterli tek porsiyona. Evet. Renkli çeri domateslerimi doğrayacağım içine.
İsterseniz bunu bu şekilde koyalım, daha rahat tabii, ekleme yapabilirsiniz. Aşama aşama olarak da gösterebiliriz izleyicilerimize. Çeri domatesleri ekliyoruz. Evet, bir adet kırmızı, bir adet de sarı çeri domates kullanacağım. Siz de tüketiyor musunuz bu tarz sağlıklı besinleri ya da hazırlarken aslında tabii ki tarifleriniz oldukça fazladır. Çünkü aslında gerçekten bir şefin elinden çıkan sağlıklı beslenme tabakları gerçekten önemli. Çünkü dışarıda sağlıklı beslenmeye dikkat ederken bazı beslendiğimiz gıdalardan fazla yağ ya da porsiyon fazlalığıyla gerçekten kalorisine dikkat edilmemiş tabaklarla da karşılaşabiliyoruz. Bu da bize biz sağlıklı tabak tükettiğimizi düşünürken fazla kilo alımıyla da bize geri dönüşü olabiliyor aslında. Kesinlikle. Ben zaten kendim yemediğim hiçbir ürünü kimseye de sunmuyorum. Kendim denemediğim tarifi de hiçbir şekilde paylaşmıyorum. Bu çok tarifte güzel. De hani aşırı kalori alımı gibi bir şey yok. Pancarla hatta evet, kalori desteği yapacağız. Chia tohumuyla yine aynı şekilde. Dışarıda yerken de ki hani diyet yapan, sağlıklı evet, yaşamaya çalışan insanlar için dışarıda yemek zaten çok mümkün değil bu dönemde. Çünkü dışarıdaki her şey çok sağlıksız geliyor bana. Ben de dışarı çıktığımda çoğu zaman yanımda hazırlayıp götürmek zorunda kalıyorum kaplarda. Evet. O yüzden bizim tariflerimiz şu an buna da çok uygun. Hani hazırlayıp yanımıza götürebileceğimiz iş yerine dışarı çıkarken. Çok güzel. Niye? Evet, onu fark ettim aslında. Evet. Küçük zaten minik kaplarla birlikte yanımıza alabileceğimiz bir ürün oldu mesela. Kesinlikle. Avokado kasesi. Evet. Ara öğünlerde aslında spordan önce ya da spordan sonra da böyle tüketebileceğiniz hafif besinler olarak da nitelendirebiliriz. Kesinlikle. Mesela avokado kasesini spordan sonra da tükettiğinizde yanınıza alıp götürebilirsiniz ve aktivitenizden sonra tükettiğinizde kas kaybınızın da olmaması adına gerekli proteini almanız açısından da önemli olacaktır. Kesinlikle. Evet. Şimdi pancarlarımızı ekliyoruz, haşladığımız pancarları. Kapağı yukarıya alın. Ufak parçalar evet, halinde. Devam ediyoruz. Pancarlarımızı ekliyoruz. Evet. Pancarlarımızı da haşlanmış olarak kullandınız. Evet. Pancar da sporcular için önemli bir sebze. İçerisinde antioksidan, vitamin ve mineral deposu. Çok güzel de renk de katmakta aslında salatalara. Kesinlikle. Pancarımızı da eklediniz. Ardından chia tohumumuzu ekliyoruz. Chia tohumlarımız da bitkisel omega 3 içeriğine sahip olduğu açısından da oldukça önemli tohumlar bizim için. Ardından tatlı kaşığın ucu kadar hardal ekliyoruz. Sadece hardal sosu mu eklediniz? Biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Evet, az miktarda da zeytinyağı. Farklı bir sos kullanabilir miydik peki? Tabii kesinlikle kullanabilirsiniz. Ama mesela hazır mayonez kesinlikle tavsiye etmediğim bir şey. Çok aşırı yağlı olduğu evet, için. Evet, çok yağlı ve kalorisi evet, de çok yüksek olduğu kesinlikle için. Kesinlikle dikkat etmek gerekiyor. Onun dışında ama yeşil yapraklı bitkilerden biraz zeytinyağıyla blender'da çekip onu da kullanabiliriz. İçinde evet, çok hafif bir balzamik sirkesiyle beraber. Çok tatlı, buna da çok yakışacağını düşündüğüm bir şey. Alternatif olarak bunu da yapılabilir tabii ki de. Evet. Şu an biz daha basite kaçtık. Çünkü pratik bir lezzet olması açısından. Evet. Sadece hardal ve zeytinyağı tatlandırdık. Çünkü diğer tatlar da çok baskın olduğu için kapatmak istemedim balzamikle ya da diğer yeşil yaprakların ağır aromalarıyla. Çünkü mangonun evet, biraz öne çıkmasını istedim yani bu tabak. Baskın sosları da kullandığımızda evet, o tatları da kaybetmiş kesinlikle oluyoruz. Şimdi kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Evet. Tabağımızı alıyoruz. En üstüne mangoyu koyup bitişini yapacağız. Salatamızı hazırlamaya devam ediyor Mehmet Şef. İzleyicilerimizin beğeneceğini düşündüğüm bir salata olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çok besleyici, aynı zamanda aroması yüksek gerçekten de. Evet. Mangomuzu da ekleyeceğiz en üstüne. Mango da
bizim için antioksidan bir meyve. Aslında farklı bir tada sahip. Kesinlikle. Çoğu birey tarafından da aslında alışkın olunmayan bir tat. Evet. Ve ama tüketildikçe ve seveceklerini de düşünüyorum ben. Kesinlikle. Mango için keserken pratik bir yöntem göstermek istiyorum seyircilere. Tabii bize böyle püf noktaları da gösterirseniz gayet güzel olur. Mangodan bir parça kesiyoruz. Hiç tahtaya bile gerek duymuyoruz. Sonra evet. Üzerinden işaretlerle geçiyoruz. Artı işaretini veriyoruz. Evet. Şu şekilde yaptığımızda hepsi çıkacaktır. Sonra bunu da en son bir kaşık yardımıyla çok tabakların içine sıyırabilirler şu şekilde. Çok evet. Pratik ve hani israf da etmeden mangoyu. Evet. Kesinlikle kullanabilirler yani. Tamamen kabuklarından ayırarak evet. Dilimlenmiş bir şekilde kesinlikle. Salatamıza da eklemiş olduk. Kesinlikle. Miktarı artırabilir miydik? Tabii ki de. Evet. Porsiyona göre miktarı artabilir. Evet. Çok fresh, hafif bir pancarlı ve mangolu bir salata oldu. Evet, şefimizin de söylediği gibi siz de pratik bir şekilde hazırlayarak yanınızda taşıyarak ara öğünlerinizi ya da öğünlerinizin yanında tercih ederek salatalarınızı bu tariflerle değerlendirebilirsiniz. Evet, teşekkür ederiz. Elinize ellerinize sağlık. Afiyet olsun şimdi. Umarım sizler de evde denerseniz beğenirsiniz değerli izleyicilerim. Diğer bir tarifimize geçelim hemen. Tabii Mehmet Şef isterseniz. Diğer tarifimizde ne hazırlayacağız? Yulaflı tiramisu var. Biliyorsunuz tiramisu çok sevilen bir tatlı. Çok evet. Da popüler olan bir tatlımız. Bunu sağlıklı hale getirmek izleyicilerimiz için daha az kalorili, daha sağlıklı, daha besleyici evet. hale getirmek için böyle bir yorumlama yaptık. Hemen isterseniz uygulamalara geçebiliriz. Tabii ki. Yulaf kullanacaksınız. Evet. Burada ben glutensiz yulafı tercih ettim ama isterseniz normal yulaf tercih edilebilir. Evet. Aynı zamanda glutene karşı alerjisi olan bireylerin de tüketebileceği bir tarif oluyor. Evet. 2 kaşık yulafı dolduruyoruz. Evet. 2,5 kaşık. Yulafımızı eklediniz. Evet. Ardından burada sütümüz var. Bu normal süt. İsteğe göre soya sütü, laktoz süt kullanılabilir tabii ki de. Ucu açık bir tariftir. Evet. Malzemelerin sıralanışı önemli mi? İlk öncelikle sütümüzü ekleyebilir miydik? Bu gibi püf noktaları var mı? İlk yulafı eklersek yulafa göre sütü belirleyeceğiz. Çünkü yulafın sütü emmesini istiyoruz ve hafif katılaşmasını istiyoruz. Evet. Tatlımız çok sıvı olmaması için. O yüzden yulafa göre sütü belirlersek... O noktada önemli bizim için evet, o yüzden. İlk yulaf daha faydalı olacaktır bizim için. Bir miktar sütümüzü ekliyoruz. Evet, sütümüzü de ekledik. Bunu bir kenara alıp yulafın sütü emmesini bekliyoruz. Bu sırada geri kalan kısmı devam ediyoruz. Evet. Siz de daha çok beslenmenizde şekersiz tatlıları mı tercih ediyorsunuz? Doğru söylemek gerekirse birazdan kaçamaklar yapıyorum. Evet. Özellikle sütlaç ve kazandibini çok sevdiğim için. Ama normalde... Aslında diyet sütlaçlar da yapılmakta. Bununla evet. ilgili de güzel reçetelerde, tariflerde geliştirilebilir. Evet. Kesinlikle. Belki de gelecek programı yaparız bir tane. Evet. Buraya labnemizi koyduk. İsteğe göre sütlü yoğurttan da yapılabilir. Ya da Activia'nın sade yoğurtları var. Ondan da yapılabilir. Biz bugün labne ile yapacağız. Labnenin içine bir miktar akçaa şurubu koyuyoruz. Tatlanması açısından. Evde akçaa şurubu yoksa bal da kullanılabilir. Tamam, bir alternatiftir. Sadece sağlıklı bir tatlı olması için. Herhangi bir fark oluyor mu peki kullanırken bu tarz tatlılarda da agave şurubunda ya da balda kullanırken herhangi bir küçük de olsa bir farklılık oluyor mu? Aromasal olarak bir farklılık olabilir. Çünkü agave şurubu daha aromatik, daha yoğun bir tatlı. Bal daha soft kaçıyor. O yüzden agave şurubunu aslında ben daha çok seviyorum ve daha çok tercih ediyorum. Evet. Ürünlere büyük bir lezzet katıyor. Kattığımız agave şurubunun ardından bunu karıştırıyoruz güzelce. Evet. Ondan sonra servis edeceğimiz bir kabı alıyoruz. Evet, isterseniz siz hazırlarken yine anlatmak istedikleriniz varsa bizlere bahsedebilirsiniz. Farklı ne şekilde bu tarifleri de geliştirebiliriz? Neler ekleyebiliriz? İsterseniz onlardan da bahsedebilirsiniz bizlere. Tabii ki de. Bu yulaf koyduk. Bunun en üstünü ben kakao ile kaplayacağım ama
değerli izleyicilerimiz meyvelerle de kaplayabilir kesinlikle. Evet. Daha sağlıklı, daha besleyici olabilir. Biz klasik tiramisu'yu diyet yapıp da tiramisu özlemi çeken insanlar için bu tarifi geliştirdik. Karıştırdığımız labneli akçaa şuruplu karışımı servis edeceğimiz kabın içerisine alıyoruz. Evet. Tabanına yayıyoruz bu şekilde. Çok da aslında hazırlaması da pratik bir tarif değerli kesinlikle izleyicilerim. Evet, tatlı krizi yaşadığınız evet. dönemlerde ve özellikle kan şekerimi kontrol edemiyorum, kan şekerim aniden düşüyor dediğiniz dönemlerde de ara öğünlerinizde de tüketebilirsiniz. Ardından burada kahvelerinizin yanında, şekersiz kahvelerinizin yanında da tüketebileceğiniz güzel bir tatlı alternatifi olacaktır. Kesinlikle. Ardından burada sütlü yulaf karışımımız var. Evet. Kendisi biraz çekti, biraz daha bekletirseniz çok daha iyi olur. Ardından biraz daha lapa şeklinde mi gelmesi evet, gerekiyor? Evet, çok daha uygundur. Evet. Bir miktar espresso kahvemizi ekliyoruz. Hafif suyla açtık acılığını almak için. Ardından bir karıştırıyoruz. Ve labneli karışımımızın üstüne koyuyoruz. Şöyle güzelce yayıyoruz. Evet. Yulaflı ve labneli tiramisumuz. Şekersiz. En üstüne tabii kakao dokunuşu. Aslında granola da ekleyebiliriz. İnce tabii bir katman olarak. Siz de hazırlarken granolalı da bir alternatif olabilir sizin için. Tabii ki de kesinlikle. En üstünü kakaoyla kapanışı yapacağız. Eğer isterseniz birkaç saat de buzdolabında beklerse çok daha güzel, evet, lezzetli. Evet, ben de buzdolabında beklerse daha kıvamını almış bir hale gelip tadının da daha güzel bir noktaya erişeceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Eğer çikolatayı seven izleyiciler bizde varsa. Onlar için de en üstüne tekrar eritilmiş bitter, çikolata parçacıkları da ekleyebiliriz. Kesinlikle. Evet, üzerine aslında orman meyveleriyle de süsleyebiliriz. Kesinlikle. Mangomuzdan da ekleyebilir miyiz? Tabii İsterseniz mango da ekleyelim. Veya chia da eklenebilir. Chia'lı bir tiramisu da tüketebilirsiniz. Kesinlikle. Mesela yulafı çıkarıp chia koysak, chia biliyorsunuz sıvıyı emen bir şey. Evet. Hani sütle beraber chia'yı bekletirsek birkaç saat dolapta çok daha güzel olabilir. Farklı yorumlar izleyicilerimizin hayal dünyasında bıraktığımız kısımlar var evet, tabii ki de. Aslında damak zevkinize göre de meyvelerle şekillendirebilirsiniz. Kesinlikle. Süslemesini de size doygunluğunuza hitap edecek şekilde de aslında süsleyebilirsiniz. Kesinlikle. Üzerine mangoyla süsledik. Hı-hı. Ve isterseniz biraz da chia tohumları da ekleyelim. Tabii ki de. Fit tiramisu diyebiliriz o kesinlikle zaman. Kalorisi düşük. Evet. Diyet yapanlar için şekersiz bir alternatif olacak şekilde diyet bir tiramisu hazırladı Mehmet Şef bizlere. Teşekkür ederiz. Afiyet Emeğinize olsun. Sağlık ne Mehmet demek? Şef. Bu güzel tarifleri bize sunduğunuz için değerli izleyicilerim, umarım sizler de evinizde denediğinizde bu tarifleri beğenirsiniz. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Başka programlarda, başka bilgilerle ve başka tariflerle de görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.